benim haberim yok. Evet canlarım, videomuzun başına gelmiş bulmak dileğiyle hepiniz hoş geldiniz. Evet canlarımız, hoş geldiniz. Evet canlarım, bugün izleyen niyetine kahve falımızı açıyor. İnşallah beğenirsiniz diyorum. Mutlaka sonuna kadar dinlemeye çalışın. Mutlaka bir şey çıkaracaksınız kendinize. Önemli şeyler var çünkü diyorum dostlarım. Dikkatli olun diyorum. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basmayı lütfen unutmayalım. İkinci bir kanal daha açtık. Ege'de Anne Kızın Yaşantısı 2 diye. Ege'de Anne Kızın Yaşantısı 2 diye. Buraya Ege'de Anne Kızın Yaşantısı 2 diye yazacağım. Ama karakterlere lütfen dikkat edelim canlarım. Önemli çünkü ünlü ünsüz harfler var. Onlara dikkat edelim. Bu vızıt vızıt sesler geliyor. Duyuyorsunuzdur siz de. Lütfen kusura bakmayın. Video çekmeyecektim aslında bu. Ama bir ay sürecekmiş. Şimdi bir ayda nasıl duralım biz sizsiz diyorum. Değil mi anne? Vallahi. O yüzden lütfen kusura bakmayın, özür dileriz diyorum. Şimdi bu neden oluyor? Bizim kiracı, çünkü ev sahibi biraz fazla yüksek zemle yaptı. Kiracılar çıkıyorlar yani. Kaldıramayacak olanlar çıkıyor, taşınıyor yani başka yerde. Aslında aynıya geliyor. Bir taşınma parası zaten bir yıllık, bir buçuk yıllık parasını karşılıyor. Evet. Aynıya geliyor ama tabii insanlar öyle düşünmüyor. Ona da çıktıktan sonra bizim ev sahibimiz yapsatçı çünkü. Tamirat yapıyorlar eve. Ondan sonra veriyorlar kiraya. Tabii onlar kendi bileceği bir şey ama insanların yarı hayatı 3 ay 4 ay sürüyor bu tamirat bizim. Evet. Artık beynim baş kalmıyor dostlarım o yüzden. Evet canlarım, özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretli. Özel açılım yaptırmak isteyenler yorumlar kısmında bana ulaşırsa hemen iletişime geçiyorum. Diyorum. Ve söyleyeceğim başka bir şey kalmadı diyorum. Siz annemi bırakıyorum. Hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz canlar? Şimdi şöyle diyorum. Tamam iyiyiz demek artık hani adettendir derler ama gerçekten iyiyseniz iyisinizdir zaten inşallah iyisinizdir de. Böyle elinize bir soğuk su ya da bir soğuk ayran alın. Ondan sonra oturun bizi dinlemeye. Dileğinizi tutalım. İsteğimizi isteyelim. Sakin kafayla dinleyebilirsek çok daha güzel anlarız biz şeylerimizi, falcıyla falımızdaki söylenenleri. Doğruları bize kendimize uyanları alalım, uymayanları evrene salalım gitsin, tamam mı? Belki uyan birisi çıkar, o da kendini onu alır, tamam canlarım? Bir de bir şey daha söyleyeyim. Bir şey isteyeceğiniz zaman gece yatmadan önce evrene ulaştırmaya çalışın. Bir besmele çekin, bir iki sure okuyun. Ondan sonra evrene ulaştırırsanız sizin için daha olması, kabul olması daha bir makbul duruma geçer. Tamam mı canlarım? Şimdi gözlüğümüzü takalım. Ondan sonra bakmaya başlayalım canlarım. Olur. Gözüm de düzeldi ha. Azıcık katmaya kaza görüyorum, tamam mı? Yelek görüyorum. Ondan bir iki tane ördüm ve 200 lira gidip geldiğim zaman benim gözler böyle görüyor. Göz takıyorum ama gelen çatal görüyor. Düzeldim artık bayağı. O yüzden şey diyelim. Canlarım gerçekten o kadar güzel ki. Kocaman bir tavşan yatmış. Vallahi billahi kocaman tam kesinlik bir tavşan. Sürtünde de var mı öyle? Orada iki kişi dua ediyorlar. Dikermişler böyle yukarıya dua ediyorlar. O kadar güzel ki tavşanın ama bir tanesi çok sinsi. Bunlar ya iki arkadaş olabilir ya iki kişi işte iki bayağı. Bunun birisi çok sinsi. O kişinin dua ediyor. Ama bir de baş tarafında birisi var. O da biraz yalancı. Canım bakın aslında güvendiğiniz iki tane arkadaşımız var. İyi güvendiğiniz. Birinde biraz sinsilik, bir fesatlık, birindesi biraz yalan var. Bunlara biraz dikkat edelim, tamam mı canlarım? Ama ki ondan hariç bu tavşanın kuyruğu da güzelmiş ha. Küçücük kuyruğu var ama şimdi şöyle bir şey. Bir tavuk budunu almış birisi evimizin içindeki. Aslında aslan payını almaya çalışıyor. Bakın bizim yani bizim değil de bizim derken de şöyle. Bizim insanımız kendine her zaman fazlasını... Zaten bir şey söyleyeyim. İki arkadaşı düşünün. Bir ekmek alsın. Ya da en samimi güvendiğiniz arkadaşa bir ekmek alın paylaşın. Verin o bölsün size versin. Hangi tarafını size verecek? Az tarafını mı verecek, çok tarafını mı verecek?
Ona göre onun şey yaparsın. Eğer az tarafını kendi alır da çok tarafını size verirse iyi bir arkadaştır. Hiçbir zaman yere bırakmam onu. Ama çok tarafını kendi alır da az tarafını size verirse bencil ve çıkarcı bir insandır. Buna da dikkat edelim. Tamam mı canlarım? Dediğim o. Bencil, gerçekten etrafımızda bencil ve çıkarcı insanlarımız var. Bunlara dikkat edelim canlarım. Ama gerçekten sizin evimiz çok bereketli be canlarım şu günlerde. Gül diyeceğim, Gülay diyeceğim, Gülsüm diyeceğim. Ondan sonra burada bir de tabii Leman, Leman gibi, Leyla gibi isimler var. Bunları adının içinde de geçebilir canlarım. Bunlara dikkat edelim. İkisi de bencillik var. Bunların ikisinde de bencillik var biraz. Eğer evinize gelip gidiyorsa tanıdıyorsanız adının içinde de geçer bunlar. Biraz dikkat edelim. Ha, dostluğumuzu, arkadaşlığımızı keselim mi? Hayır. Ama biraz ara verirsek çok daha güzel olur. Tamam mı? Evinizin bereketini, bolluğunu çekemeyen insanlarımız var hayatım. Yolculuk düşünüyoruz. Yolculuk düşünüyorsunuz ama çok güzel bir yolculuk. Bu yolculuğa uçarak gitmek istiyorsunuz. Ama para durumu var. Para durumu olmadığı için, düzgün olmadığı için bir ejderha gibi kendiniz bir yerlere yakasınız var. Bir yerlere hani nasıl diyeyim, insanları yakasınız var. Ya bir bende mi yok bu? Yakasınız var derken biraz hani isyankarlık var yani. Onu demek istiyorum canlarım. Hani kötü bir yer şeysine demedim hayatım. İsyankar olmayalım. Adının içinde i harfi geçenler var. Cemil var mesela. Cemil diyeceğim. Ceylan diyeceğim. İbrahim diyeceğim. Böyle kişilerin, bunlar biraz daha agresifler. İ harfler. Ve D harfler. Demir gibi mesela. Adın içinde geçebilir. Bu küçük de bir görünüyor. Canlarım bunlar biraz agresif, biraz asi. Şu günlerde istedikleri bir şeyler olmadığı için olmuyor canım benim. Çok insanın istediği olmuyor. Bir senin değil, benim değil. Çok insanın istediği olmuyor canım. Ne olur biraz şöyle. Ya olur, belki de olur. Bugün de olur, yarın olur, bir gün olur. Ama olur bir gün. Biz dua etmekten kalmayalım. Tamam mı canlarım? Ha, söylenecek çok şey var ama söylenemiyor bazı zaman yerlerinde. Dikkat ederim. Kalabalık içine giriyorsunuz. Kalabalık içinde öfkeli. Öfke sancıları var içinizde. Öfke, içinizde öfke. Öyle anlam veremediğiniz bir öfke. Nedenleriniz var. Bunu da diyeyim. Neden çok fazla. Evet, sıkıntılarımız çok fazla canlarım. Ama inşallah bu sıkıntılarınız çok yakın zamanda geçer hayatım. Ve de size patlamak üzere olan güzel, uzun zamandır beklediğiniz ama artık gelmeyecek bu umut, o haberi hani haber gelecek. O haberi gelmeyeceğinden umudunuzu kesmişsiniz. Ama gerçekten hemen hemen 2 ay diyeceğim size. 2 ay içinde de olabilir bu, 2 ay sonra da olabilir. Çok güzel beklediğiniz haberleriniz var. Geliyor hayatım. Bu 4, 2, 4, 5, 6, 7 kişi hakkında. Umut, Pelin, bunlar Umut adındaki kişiler. Yeliz, ya benim ağzıma gelen mesela kodlamalı bunlar yani. Y harfi başlığını şey yaparsanız bu kişilerde bunlar haberler, güzel haberleriniz var hayatım. Para beklentimiz çok fazla. Neden diyeyim, şöyle bir şey diyeyim. Yatıyoruz, kalkıyoruz para. Tamam, para çok gerekli. Gerçekten çok gerekli. Ama yatıyoruz, kalkıyoruz para diyorsunuz ya. O para bir adım değil, 10 adım geri gidiyor. 10 adım geri gidiyor. Yapmayalım bunu. Gelecek ama biraz daha sabırlı olalım. Sabır sabır nereye kadar? Ama olmuyor işte. Nereye kadar desen de bekleyeceksin onu, demesen de bekleyeceksin canım benim. O yüzden yani bu sabırı biraz daha hoşgörülü bir biçimde geçirirsek daha güzel olur zamanı. 3 vaktin var hayatım. 3 vakit içinde gerçekten öyle bir yere geliyorsun ki sen. Ve neşeden havada havaya uçacaksın. Gerçekten bak. Neşeden havalara uçacaksın. Sevinçten havalara uçacaksın.
kısa kısa yollar düşünüyorsun. Acaba şuraya gidip gelsem biraz rahatlar mıyım? Buraya gidip gelsem biraz rahatlar mıyım? Ama biraz dur. Dur en azından bak bir parka bile gitsen 100 TL'den aşağı gidemiyorsun hayatım. Evet ya, dün biz Yusuf'a çıktık ya. Ya adım attık 100 lira gitti ya. Ya daha düşün, adım attık. Bak ne aldık? İki tane gazoz aldık. Bir tane soda, bir de waffle diye kekler satılıyor şöyle şöyle. Ondan aldık. Direkt zaten 40 lira. Yusuf da orada zıplanan bir şeyler, trambolin gibi bir şey varmış. Ona bineceğim dedi. Ona da para verdim derken gitti 100 lira. Tabii bir de çocukla gittiğin zaman mutlaka gider. Yani. Kızım bunlar bir şey değil. Diyeceğim bu kardeşim hani balkonun varsa al gel şuradan bir ufacık bir şu kadar bir şey çekirdek çocuklarla beraber biraz oturun. Onlarla biraz neşeli vakit geçirmeye çalışın. İnanın bana dışarı çıkmak bir külfet oluyor artık galiba bundan Evet. sonra. Allah yardımcımız olsun hepimizin canlarım. Dileklerimiz var, isteklerimiz var. Ama biraz daha diyeceğim, biraz daha, biraz daha deyip durma. Abla yani bıktım artık bu biraz dahadan diyeceksiniz. Ama ki gerçekten çok güzel şeylerimiz olacak. Az daha zamana ihtiyacımız var. Az daha dediğim belki yılbaşına kadar, yılbaşından sonra belki düzelebilecek. Düzelecek, inşallah düzelecek. Resmiyette sorun yaşayan kişilerimiz var. Evet. Ama icralık. Ama mahkeme diyeceğim ama gerçekten o kadar güzel bir para geliyor ki hanenin içine. Hanenin içine balığı görüyor musun? Bembeyaz balık. Değil mi? Şu. O Yani da bana benziyor. o resmiyetten gelecek. Ha. Ama bankadan yani banka resmiyet sayılıyor zaten. Resmiyet değil mi? Resmiyet bankadan da olabilir. Yani devletten de olabilir. Böyle güzel bir hani hanenize para giriyor ki gerçekten para çok güzel canlarım. Harika bir para çünkü ha, şeyin dibinde bakın. O fincanın dibinde çok güzel çünkü. Onu diyeyim size. Evinizin içine bereket gelecek. Dediğim gibi 3-5 ay zamanımız var. İnanın herkesin. Bakın öyle bir şey ki. Bazı zaman benim oğlum da der bana. Yani bu çektiğimiz sıkıntılar boş. Boşuna. Bazı kişilerin yüzünden, hele de benim yüzümden olduğunu söyler genelde. İdare edeceğiz canlarım. Kimseyi suçlamayalım, kimseye sorumluluk yüklemeyelim. Tamam mı canlarım? Sen ölene kadar suçlar ben. Sen öldükten sonra kim O suçlayacaklar? zaman ne diyecek değil mi? Ha. Bir de onu Anladın düşünüyorum, mı? bilmiyorum yani. Önemli olan suçlamak değil. Senin değerini Ha, bilmek kötü bir değilmiş. şey demiyor ama ha haklı. Ama o ben de kendim haklıyım. O da haklı, ben de haklıyım. Şimdi doğrusu da bu yani. Doğru değil mi canım? Şimdi herkes kendince haklı şey değil. Bir benden değişeceğini bilsen inanın bana yapacağım ama olmuyor. Bir benden değişmiyor bir şey. O yüzden hiç kimseye sorumluluk yüklemeyen, hiç kimseyle tartışmaya girmeyelim canlarım. Çünkü neden olduğunu burada açıklayamıyorum. YouTube beni Boş ver, boş ver. dınladır o zaman. YouTube beni dınladır o zaman. O zaman olmuyor hayatım. Oo, bak gerçekten çok güzel. Şuna bak. Evinize misafir geliyor. Film Hayır şunlar iki kişi. ya. Ne kadar İki parlak tane gözü. çocuk. Filmlerden çıktı bakma. Ne bileyim şunu bak şu. Ay dur daha oraya gelme o fil Ha. yavrusu. Fil Heh, doğru. doğru mu? Oo, Fil vallahi doğru yavrusu. bilmişim. O fil yavrusu dur şimdi. Oo. Gerçekten evinize iki tane yaşlı insan geliyor ama anne baba, ama dayı amca, ama dayı yenge. Böyle bir şey ama dışarıdan geliyorlar. Gerçekten çok güzeller. İki tane çocuk var yanlarında. Belki torundur bunlar oldukça yaşlılar yani. Çünkü karşılıklı oturup konuşmamız var. Konuşmalarınız harika geçiyor. Ve bunlardan size yardım gelecek. Gerçekten çok güzel. İnanın bana şu fincanı atlattığınız zaman kurt kışı yermiş ama geçirirmiş ama yediği ayazı unutmazmış. İnşallah bu lafın bir yerlere gider, anlayan anlar. Ama
Tabağınız harika. Fincanı getireceksiniz ama tabağınız harika. Eviniz buğuluk ve bahara diyeceğim artık. Bahara, bahara. Allah'ın izninden bahara. İş arayanlarımız var. Çok güzel iş kapısı var hayatım. Ama bu işten dolayı soru işaretleri var kafanızda. Acaba mı diyorsunuz? Bir de saçları uzun olan, beyaz, böyle saçaklı gibi dolaşan birisi. Benimdir o. Ay sen değilsin bu topluyu, sen topluyorsun, bu Ne? toplamamış. Ha. Ondan dolayı arada bir şöyle şuradan topluyor kulaklarından. Ha. Bu sen değilsin hayatım, o yüzden şey yok. Fil yavrusu var. Ha, fil kadar güç olmayabilir ama yavrusu kadar güçlü olacaksınız. Yavrusu da oldukça güçlü. O erkek bir fil bu. Güzel. Telefonlarınız var. Telefon çok şahane. Bu erkek fil dedim, bak erkek gördün mü? Yani gördün mü, anladın mı şimdi durumu? Anladım. İnanın bana, o kadar şahane. Bakın, tabağına bakarken neşe doldu içime. Harika bir şey. Bakın, hayat pencerenizi hafif bir aralan. Hafifçe şu kadar. Çok açmasanız da olur. Hafif bir açıp şöyle, benim sıkıntım çok ama bir de dışarıyı şöyle bakayım, acaba nasıl bir sıkıntı var dışarıda diye bir bakın bakalım, tamam mı canlarım? İnanın sizin sıkıntınız onlarınkinin yanında hafif kalacak. Hafif tan canım benim. Yapmayalım, öfkelenmeyelim, sinirlenmeyelim. Bazı zaman öfkelendiğimiz zaman ağzımızdan çıkanı köpek yemiyor. Yani derken yani yanlış anlamayın. Kötü konuşuyoruz, insanı kırıcı oluyoruz. Karşıdakini gerçekten çok kırıyoruz. Gördün mü? Ağza bak. Ve altındakine bak. Ve bu sizin para sıkıntınızdan dolayı. Para sıkıntınız var. Tamam, anlıyoruz ama para sıkıntınızı da başkalarından çıkarmamaya çalışalım. Sıkıntılarımızı, öfkelerimizi başkalarından çıkarmayalım. Olur mu canlarım? Hele de hiç suçu olmayan kişilerden dolayı. Canlarım. Ah, gerçekten bak. Şöyle. Diken saçlı. Uzun burunlu. Öyle keçi sakallı. Bir tanıdığınız varsa buna dikkat edelim. Ocak tadını kapat hayatım. Fazla bir şey Tamam. güzel. Yani Bir de iki yüzü var bunun. Bu kişi iki yüzlü. İki yüzlü derken şizofren gibi bir şey. Hani iki yüzlü derken fesat birisi değil, kötü birisi değil. Yani bu hasta olduğunu kendisi de farkında değil. Tamam, ikinci yüzü çok iyi. Çok güzel görünüyor. Ama öfke geldiği anda gerçekten çok beter. Allah yardım etsin karşısındaki insanlara. Dediğim gibi. Ev alacak kişilerimiz var. Ev alacak kişilerimiz çok güzel gerçekten. Aha, büyük değil. Onun istediği kadar ya da sizin benim istediğim kadar bir büyük ev değil. Ama işinizi görür. Bu zamanda da büyük ev alabilecek durum fazla yok ama idare eder gene. Tamam mı canlarım? Yetecek bütçemize göre kendimizi yıpratmayacak şekilde alalım. Daha iyi olur, daha rahat oluruz canlarım. Ben size bir şey diyeyim mi? İnanın bana. İnanın bana, şu yılbaşından sonraki zaman o kadar güzel geçecek ki sizler bile şaşıracaksınız, sizler bile. Allah'ım çok şükür. Ama gerçekten çok çektik diyeceksiniz. Tamam mı canlarım? Böyle. Kuğu. Kuğu o kadar şahane ki çeşmeden su içer. İçiyor zaten. Çeşme akıyor. Kuğu kadar güzel size paranız geliyor. Çeşme akan çeşme paradır. Kuğu da nasip kısmettir. Bunların ikisi de size geliyor hayatım. Arkası kesilmeyecek eviniz var hayatım. Ama eviniz de var. Paranız da geliyor hayatım. Arkası kesilmeyecek paramız geliyor. Evimizi de alacağız hayatım. Evimizi de alacağız. Ama gerçekten çok güzel. Çok şahane çıkmış. Dur bir de şimdi şeysine bakacağım. Bebek bekleyenlerimiz var. Kız çocuğu oluyor. Evet, bak. Bebek bekleyenlerimiz var. Kız çocukları olacak.
Ne olur bebekleyen, kız çocuğu bekleyen annelerimiz biraz dikkatli olsun, fazla hafif davranmasın. Bir anda oturup bir anda kalkmasın, oradan buradan atlamasın, merdivandan inerken dikkat etsin. Tamam mı canlarım? Bebek ritüeli verecektim ben ya, bak unuttum onu. Evet. Allah isteyen herkese hayırlı bebekler versin, sağlıklı bebek versin. Hasta olan çocuklarımıza da Allah'ımız şifalar versin inşallah. Canlarım, içiniz alev alev. Yani bir mutluluk, bazı zaman ben size şöyle bir şey diyeyim. Bazı zaman o kadar güzel bir yaşam isteği, sevinç, güven, yani sevinç o kadar güzel ki sebepsiz. Ya içimden sanki güzel şeyler olacak gibi geliyor. Her zaman öyle güzel olun, olur mu? Her zaman güzel, mutlu olun canlarım benim. Hanenize para gelecek. Öyle hissettik zamanlarda hemen oturun, dua edin Allah'a. Allah'ım tez vakitte hayırlı, güzel şeyleri nasip et bana, çocuklarıma ve aileme deyin. Tamam mı canlarım benim? Şimdi Fatma'nın dili şeylerini alalım, ondan sonra da bitirelim. Nasıl başımızı ağrıttım? Yok nenem, ne olacak? Bakayım birkaç dakikamız olmuş. Oo iyi, 21 dakikamız olmuş. İyi o zaman. Evet canlarım, bir videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir diyorum. Değil mi Ali? Beğenirler, ben onları seviyorum. Onlar da bizi beğenirler, evet. Evet beybilerim, bugün annemizin niyetine kahve fanına baktı. Umarım sonuna kadar izlemişsinizdir ki şimdiye kadar izlemişsiniz demektir. Yani bizi şu an izliyorsanız izlemişsiniz demektir. Çok güzel laf kullandın. Evet. Bir de şöyle, ben fincana bakıyorum ama inanın bana, bakın gerçekten inanın bana, 5 dakika sonra içimde ne söylediğimi bilmiyorum. Evet. Anında unutuyorum çünkü. Unutuyorum değil, bana söyleneni söylüyorum ya da gördüklerimi söylüyorum size. Bunların gerçekliğinden emin olabilirsiniz. Ezan da okunuyor, şahit olacak. Evet. Canlarım, kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basarsanız çok güzel olur. Bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni gelecek olanlara da hoş geldiniz diyorum. İnşallah kanalımıza abone olursunuz diyorum. Özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretli. Özel açılım yaptırmak isteyenler yorumlar kısmında bana yazarsa hemen iletişime geçiyorum. Videolarımızın devamı için lütfen bizim kanalımıza abone olmanız ve videolarımızı beğenmeniz çok önemli diyorum dostlarım. Şimdiden çok teşekkür ederim ve hoşça kalın diyelim, değil mi Ali? Bu dur bitir demeden ufallarımız, abonelerimiz için ve abone olacaklarımız için geçerli canlarım. Sizlere hoşça kalın demeden önce sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Dostça kalın. Kucak dolusu sevgilerle. Hoşça kalın.